Piyasa Ekranı'na hoş geldiniz. 3 Ağustos Salı sabahındayız. Saatimiz 9.30'u gösteriyor. 12'ye kadar piyasaları, ekonomi ve günün gelişmelerini Piyasa Ekranı'nda sizler için aktarmaya çalışacağız. Bu sabaha başlarken önce Ankara'ya döneceğiz. TEPA Perakende Güven Endeksinin Temmuz ayı sonuçlarını alacağız. TEPA ve Ekonomi Politikaları Analisti Esen Çağlar Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Esen Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Burçak Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi son 2 aydır Mayıs ve Haziran'da endeksin gerilediğini görmüştük. Temmuz ayı sonuçları elinizde, dolayısıyla endekste nasıl bir tablo var Temmuz'da? Evet, TEPAV Perakende Güven Endeksi Temmuz 2010'da -2.5 değerini aldı. Geçtiğimiz ay -8.7 idi. Yani Temmuz ayında 6.2 puanlık bir iyileşme görmüş olduk. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise de 4.3 puanlık bir artış yaşanmakta. Sizin de dediğiniz gibi Mayıs-Haziran'da keskin bir düşüş yaşanmıştı. Onun ardından bu ay gördüğümüz bu iyileşme oldukça memnuniyet verici. Ve aynı eğilimi siz de dün açıklamıştınız CNBC Tüketici Güven Endeksinde. Mayıs-Haziran'daki olumsuz havanın ardından bu ay Temmuz ayında 6.5 puanlık bir artış görüldü Tüketici Güven Endeksinde. Ve tüketici güveni yerine geliyor yorumu yapılmıştı dün. Bugün de bu açıkladığımız sonuçlarla perakendeci güveninin yerine gelmeye başladığını söyleyebiliriz. Esen Bey, beklentilerde de bir iyileşme var, endekse de bir toparlanma var. İsterseniz hani bunun nedenleri neler, hangi sektörlerde toparlanma oldu, beklentilerdeki iyileşmeyi sağlayan gelişmeler nelerdi? Bu konuda da biraz değerlendirme alalım sizden. Tabii ki beklentilerde de Mayıs-Haziran'da önemli bir bozulma yaşanmıştı. Temmuz'da ise 18 puanlık bir artış gördük beklentilerde. 2009'un aynı dönemine göre ise 6.2 puanlık bir iyileşme söz konusu beklentilerde ve tekrar pozitife geçti. Ankete katılanların %36'sı önümüzdeki 3 ayda satışlarda bir iyileşme beklerken bundan 3 puan daha azı, %33'ü bir kötüleşme bekliyor. Bundan dolayı da beklenti değeri pozitife geçti. Bunun nedenlerine baktığımızda da sanıyorum 2 unsurun ön plana çıktığını söylemek mümkün. Bunlardan birincisi içsel dinamiklerle alakalı Türkiye'de. Türkiye'deki siyasi ortamın Temmuz'da biraz daha sakinleşmeye başlamış olması, Mayıs ve Haziran'a kıyasla nispeten daha sakinleşmeye başlamış olması beklentilere olumlu bir katkı yaptı olarak görmek mümkün. Bunun yanında elbette mevsimselliğin de etkisi var. Haziran'dan Temmuz'a geçerken son 2 sene içinde bir iyileşme görmüştük. Aynı iyileşme bu sene de gördük. Bunun ikinci önemli neden ise dışsal dinamiklerle alakalı. Özellikle Avrupa'da bu güven ortamının tekrar güçlenmeye başlaması, özellikle bu stres testi sonuçlarının açıklanması Temmuz ayında ve çapraz kurun bunun sonucunda 1.20'lerden 1.30'lara gelmiş olması Türkiye'deki bu iç ortama önemli bir katkı yaptı olarak söyleyebiliriz. Ve bu noktada Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri biraz daha mercek altına almak lazım Burçak Hanım. Çünkü bildiğiniz gibi bu güven endeksi çalışmasını biz Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkeyle eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla Türkiye perakende güven endeksindeki durumu doğrudan Avrupa Birliği'ndeki eğilimlerle kıyaslamak mümkün hale geliyor. Avrupa Birliği'ndeki Temmuz ayında genel endeksleri -2.7 ve bu geçtiğimiz aya göre 1.5 puanlık bir artış anlamına geliyor. Geçen yıl aynı döneme göre ise 11.4 puanlık bir artış söz konusu Avrupa Birliği'nde. Yani yavaş da olsa Avrupa Birliği'nde bir toparlanma olduğunu söylemek mümkün. Ve Türkiye'deki eğilimle Avrupa Birliği'ndeki eğilime birlikte baktığımızda da şunu görüyoruz. Bu da dikkat çekici. Ekim 2009'dan beri Türkiye'deki eğilim Avrupa Birliği'nin gerisinde hep altında seyrediyordu. Ancak ilk defa bu ay Türkiye'deki perakende güven endeks değeri Avrupa Birliği'nin daha üstünde bir değer aldı. Bu da oldukça dikkat çekici. Daha da belki önemlisi Avrupa Birliği'ndeki duruma ülkeler bazında bakmak. Ülkeler bazında incelediğimizde ikili bir yapı olduğunu görüyoruz. Bu da dikkat çekici. Çünkü bir yanda oldukça iyi performans sergileyen ülkeler gördük Temmuz ayında. Öte yandan da daha henüz toparlanmaya başlamayan ülkeleri gördük aynı şekilde. Örneğin İngiltere'ye baktığımız zaman İngiltere'de 25 puanlık bir iyileşme söz konusu perakende güven endeksinde. Almanya'da 21.3 puanlık, Fransa'da ise 12 puanlık bir iyileşme görüldü Temmuz ayında. Bunlar oldukça önemli veriler çünkü Türkiye'nin ihracatının önemli bir kısmı, %20'si yani 5'te 1'i sadece bu 3 ülkeye yönlenmiş durumda. Özellikle de bu ülkedeki perakendicilere yönlenmiş durumda. Dolayısıyla bu ülkedeki bu pazarlardaki iyileşme ve de perakende sektöründeki güven artışı doğrudan Türkiye ekonomisinin performansına bir etki yapacak diyebiliriz.
Ancak öte yandan da kötü durumdaki ülkelere de bakmak lazım Avrupa'da. Burada Yunanistan'da 45 puanlık bir düşüş gördük. Keza İtalya'da 17 puanlık bir düşüş var. Temmuz ayında İspanya'da 2.2 puanlık bir düşüş var. Bunlar hep Avrupa ortalamasının gerisindeki veriler. Bu 3 ülkeye ihracatımız ise toplam ihracatımızın %10'u düzeyinde. Yani bu ikili yapıya bakarak kabaca şunu söylemek mümkün. İhracatımızın üzerindeki bu olumsuz etki, olumlu etkiye kıyasla daha sınırlı olacak. Bu perakende kanalından gelen olumsuz etkiden bahsediyorum. Esen Bey, bu arada önümüzdeki aylarda da acaba endekste yine böyle bir yükseliş, bir toparlanma görebilecek miyiz? Bu yönde sinyaller var mı? Ne dersiniz? Mesela gelecek 3 aya baktığımızda nedir durum? Gelecek 3 aya baktığımızda tabii bunu söylemek için biraz erken ama biz bu ayki verilerden olumlu bir iki noktayı çıkardık. Özellikle bu anket kapsamında firmalara önümüzdeki 3 ay içinde personel sayısında ne yönde bir değişiklik beklediklerini sorduk örneğin. Ve buna verilen yanıtta geçtiğimiz aya göre 3 puanlık, geçtiğimiz yıla göre ise 9 puanlık bir artış var. İstihdamda yani katılımcılar perakende sektöründe olası bir artışı müjdeliyorlar diyebiliriz. Bu da sektörün performansına herhalde olumlu bir katkı yapacak. Bunun da oldukça önemli bir veri olduğunu altını çizmek lazım. Çünkü Türkiye ekonomisindeki istihdamın önemli bir kısmı perakende sektöründen kaynaklanıyor. Bu TÜİK verilerine göre bu kentli istihdam içindeki 14 milyonluk nüfusun 3.8 milyonu yani %28'i perakende sektöründe istihdam ediliyor. Dolayısıyla da bu TEPA perakende güven endeksindeki bu istihdam beklentisindeki artış önümüzdeki dönemde işsizlik rakamlarında bir iyileşmeye işaret ediyor diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz TEPA ve Ekonomi Politikaları Analisti Esen Çağlar verdiğiniz bilgiler için. TEPA Perakende Güven Endeksinin Temmuz ayı sonuçlarını açıkladık. Temmuz 2010'da bir önceki aya göre 6.2 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre de endekste 4.3 puanlık bir artış var. Mayıs-Haziran'da gerileyen endekste toparlanma eğilimi ve beklentilerdeki iyileşme dikkat çekiyor Temmuz ayında. Gelecek aylarda da devam edecek mi bakacağız. Evet, piyasa ekranına başlarken